geldim be. Gel abim benim. Hoş bulduk Paşa kardeş. Fulli mi abim? Fulle tabii lan. Kudret abini bugün evliyalar şans öpücüğüne tuttu ya. Bildiğin gibi değil. Ya bak bugün Hızır gibi sabaha kadar her yeri dolaştım. Bir baktım havaalanındayım. Oradan Çamlıca, oradan Çekmeköy, sonra Sarıyer, Anadolu Kavağı derken abin deli gibi para yaptı. 100 kilometre yol gittim lan. Allah bereket versin abim benim be. Artık bugün bir waffle yiyeceğim ya. Vallahi kaç zamandır canım çekiyor biliyor musun? Önünden her geçiyorum böyle karamelli kornet kokuyor ortalık. E kokacak tabii zengin mahallesi bir yandan. Benim de fazlasında gözüm yok biliyorsun. Alacağım 2 waffle. Hanımla akşam evde keyif yapacağız. Afiyet olsun canım abim benim. Doldu babacığım. Heh. Eyvallah. Al bakalım paranı da. Abi. Heh. Yapma ya. Gene mi zam lan? Bakamayacağım. Bakamayacağım. Al şunu da. Al. Al. Abi. Ne abi? Daha da mı lan? Al. Al bunu da. Al. 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 Tamam. Tamam mı? Bize waffle haram be. Gerçekten mesleğinizin hakkını veriyorsunuz pompacı bey. Ayıp oluyor abi. Gerçi adam haklı ya. Bütün parasını, benzini... Buyurun. 2 bidon benzin alayım. Ablacığım yolda falan mı kaldınız? Yardıma ihtiyacınız var mı? Aa, hayır. Yolda kalmadım. Ben yatırımcıyım. Evet. Yani aslında kripto mu, benzin mi arasında çok kaldım ama... benzin geçen aydan bu aya 1,5'tan 3,5'a çıktı. O yüzden benzin. Ablacığım benzinden yatırım mı olur ya? Tabii ki olur. Deli misin? Bak 6 ay önce 10 bidon benzin alsaydım... şu an 6-7 bin lira kârdaydım. Hemen sana senelik hesabını da yapayım. Eğer 2 sene önce her ay 1 bidon benzin alsaydım, şu anda bu benzinlik benimdi. Allah doğru, dolduruyorum. Dur, yapma. Doldurmayayım mı? Hayır, telefondayım şu an. Sen doldur. Sedat Sat. Sedat Sat, evet. Tabii canım, benzin şu anda dibi gördü. Akşama zaten yalandan bir indirim olur. Sabah tekrardan tavan yapar, biz oradan yürürüz. Doldurdun mu? Doldurdum. Ağzını da kapat. Gaz kaçağı olmasın. Daha manava gideceğim, marul alacağım. Marul da yatırımlık çünkü. Şöyle vereyim. Evet, ne yaptın Sedat? Sakma Sedat, sakma dur! Ulan 2 bidon da ben mi ayırsam benzin falan? buyurun. Şöyle çevirin de depo öbür tarafa. Çevirin abi. Gel abi geri. Gel. Döndürelim abi. Tamam abi. Tamam. Tamam abim benim. Ne kadar koyayım abim? Çok koyma. Çok koyunca çok koyuyor. Yani kaç litre doldurayım abi? Şimdi ben buradan anneme gideceğim. 1 litre yakar. Dönüş de var bunun tabii. O da 1 litre. Etti sana 2 litre. 2 litre. Tamam. Ama ne olur yavaş doldur, olur mu? Yavaş derken? Şey, bende pompa korkusu var da. İğne korkusu gibi düşünün. Korkuyorum işte yani ben böyle. Çok doldurunca korkuyorum. Abicim sen rahat ol. Benim elim hafif. Merak etme sen. Tamam. Siz kapağı açın. Benzin kapağını. Açın. Abicim daha pompayı depoya sokmadım yani. Lütfen. Soktun gibi geldi. Hayır efendim. Sokmadım. Bana bırakın yani. Tamam. Siz sadece deponun kapağını açın. Kasmayın kendiniz. Rahat bırakın kendinizi. Tamam. Rahat bırakın. Gitti 75 lira. Derin nefes alın efe. Derin nefes alın. Yatsın, rahat olun. Derin nefes alın siz. Hiç acımayacak yani. Merak etme. Siz bakın, bak yukarıda başka yerlere bak. Bak uçak geçiyor oradan, bak. Hadi. Bak. Nerede? Hadi bakalım. Bitti, dur bakalım. Şöyle kovalım biraz. Tamam, hadi geçmiş olsun.
Aa! Bu kadar. Gerçekten eliniz çok hafifmiş ya. Dedim ama. Hiç acımadı vallahi. Bitti ha, öyle mi? Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Borcun ne kadar? Ya yazıyor burada. Hani acımayacaktın? Sana inanmıştım. Ben de emir kuluyum burada. Asgari ücretle çalışıyorum. Oh! Oh. Bari yokuştan aşağı salayım da. Salın abi. Boşa alayım. Selametle. Gelin kızlar, gelin. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, oldukça zorlu bir seneyi geride bıraktık. Gerek yaptığımız projelerle, gerekse attığımız haviyle bütün kulüpleri geride bıraktık. Artık bir kutlamayı hak ettik diye düşünüyorum. Beyefendi, restoranlar aşağıda. Restoran mı? Kutlamayı burada yapacağız. Nasıl ya? Evet. Arkadaşlarıma benzin patlatıcıyım. Evet, patlat, hazırla. Hazırla şöyle bir, şöyle bir salla salla, sonra böyle bir... O benzini şöyle bir havaya fışkırt bakayım. Çok, hadi bakalım, çok hadi. Parasıyla değil mi kardeşim, hadi. Evet. Hadi bakalım. Doldur bakalım, doldur, 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 doldur. Şimdi doldur, doldur. Hadi bakalım, cheers. Cheers, cheers. Çılgınsın. Öyleyim, öyleyim. Hadi bakalım. Arabalarınızı doldurun, güzel güzel gezin arkadaşlar. Çakmak, bakmak yapmayın. Üstünüz başınız benzinle. Gülüyorlar, yanacaklar, kavrulacaklar ya. Lan bu son zamlar zenginleri falan da bozdu ya. Benzin istasyonunda parti yapmak nedir arkadaş ya? Öf. Merhaba. Merhaba abi. Fulle. Neyi fulleyim abi? Ya fulle be. Abi neyi fulleyim yani? Ya özendik be kardeşim. Fullesem ne olur? Bir fulle. Tamam. Fulleyim pek. Tamam, aç kapağı. Nerede benzin şeyi kapağı? Açtım ya kapağı, görmüyor musun? Ha, tamam. Kusura bak. Orada. Görmemişim kısa. Araba da güzelmiş ha. Yeni aldım. Güzel, güzel. Şş, ha, vallahi hemen fullendi hadi. Şş, ha. Kart geçiyor mu? Daha uzatacaksın yani. Güzel. Geçiyor, geçiyor ha. Bak buraya temassız var mı? Temassız yok. Çipli. Ha. Tamam, sok böyle buraya. Hadi yaz şeyini. Hadi abi. Ha. Hadi. Arkana dön sen. Niye? Ha, ha öyle. Tamam. Aa ödedi. Va ödedi. Hadi bakalım. Ödedi. Limitim vardı. Kartı alayım. Var. Ha kartı da al. Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi maşallah. Camlarını da sileyim mi? Bugün bonkör günündeyim. Sil be. Hadi. Şurada biraz şey kaldı. Leke kaldı. Hadi. Hadi hadi. Yolun açık olsun. Hadi tamamsın sen. Teşekkür ederim. Aşk. Hayır canım. Olur mu? İyi hadi. Hadi tamam. Hadi, hadi bakalım. Düdük, düdük. Hay arkadaş, ne hale geldik ya. Yazık ya. Buyurun beyefendi. İyi günler beyefendi. Buyurun. Lütfen fuller misiniz? Emin misiniz? Tabii tabii, lütfen fulleyin. Bakın fulluyorum. Lütfen fulle de bize bahşedilmiş bu güzel günün keyfini çıkaralım. Vallahi abi, ne güzel enerjim var ya. Yani sabahtan beri çeşit çeşit insanla uğraştım burada. Yani sizin enerjiniz çok iyi geldi bana. Nedir bunun sırrı ya? Bir yıldır Tibet'te uyanma ve aydınlanma sürecindeyim. Ha, aydınlanma süreci derken abi? Yani aydınlanma süreci, farkındalık gibi düşün. Dünyevi dertlerden uzaklaşıp anın tadını çıkarmak. Yani şu güzel güneşin
dokumuzda bıraktığı ısıdan bahsediyorum. Onun farkına hiç varabiliyor muyuz? Farkındalık diyorsun, uyanmak diyorsun tabii. Ya bir yıldır Tibet'teyim, hiçbir şeyden haberim yok. O kadar mutluyum ki bana çok iyi geldi. Tabii abi, Tibet'in havası falan iyidir yani. Uyanmak diyorsun. Yani hiçbir şey zaten o kadar marjinal bir şekilde değişmez. Yavaş yavaş oluyor. Yani bir yılda ne değişmiş olabilir ki? Hadi ne oldu abiciğim? Bitti mi? Bitti abi. Ne kadar borcum? Yazıyor abi. Nay! Bu ne lan? Abi, bir yılda bayağı bir şey değişti yani. Oğlum, elim ayağım titriyor. Bak, tam beynime vurdu. Bütün çakra makra kapandı. Bu nedir lan? Oğlum, kimse bunu sorgulamıyor mu? Nedendir diye sormuyor mu? Hani ben uyanmıştım lan? Abi, asıl şimdi uyandın. Şıp gülmekse mesele, katılırımıza bedel.